felsefe ve matematik konularına ilk konumuz temel kavramlarla başlıyoruz. Temel kavramlarda ilk öğreneceğimiz şey sayı kümeleri. Sayı kümeleriyle ilgili birazcık bilgi verelim. Daha sonrasında soru çözerek ilerleyeceğiz. İlk başta rakamla başlıyoruz. Neydi rakam? Matematiğin harfleri diyebiliriz. Nasıl ki Türkçe'de kelimeleri oluşturmak için harflerden yararlanıyorsunuz. Matematikte de bizim işimiz sayılarla. Sayıları oluşturmak için bizim harf temelimiz işte rakam. Onluk sayı sistemini kullandığımız için rakamlarımız 0, 1 diye 9'a kadar olan küme, yani 0'dan başlayıp 9'a kadar olan sayıların kümesi biz rakam diyeceğiz. Bunu şöyle de kodlayabilirsiniz. Telefonunuzun üzerindeki tuşlar size yine rakamı verir. 0'dan 9'a kadar olan sayılar. Diğer sayılarımıza bakalım. Bunlardan ilki doğal sayılar. Doğal sayıların sembolü N harfi. N harfiyle gösteriyoruz doğal sayıları. Nedir doğal sayı? 0'dan başlayıp birer birer artarak sonsuza kadar giden sayıların kümesine biz doğal sayılar kümesi diyoruz. Doğal sayıların en küçüğü 0. En küçük doğal sayı 0. Bunu biliyoruz. Kümeden 0'ın atılmasıyla 1, 2, 3 şeklinde sonsuza kadar giden sayıların kümesine de sayma sayıları ya da pozitif doğal sayılar diyoruz. Gösterirken de neyin üzerine bir artı atarsak biz neyi göstermiş olacak? Sayma sayıları ya da pozitif doğal sayıları. İkincisi tam sayılar. Z harfiyle gösteriyoruz. Şimdi tam sayılar kümesini tanıyalım. Eksi sonsuzda artı sonsuza kadar birer birer artarak ilerleyen sayı kümesidir. Eksi sonsuzda ama artı sonsuza kadar işte eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde ilerleyen sayılar kümesini biz tam sayılar kümesi diyeceğiz. Tam sayılar kümesini şöyle ayıracağız. Eğer bu tam sayıların negatif kısmıyla ilgilenecekseniz bu eksi sonsuzda eksi 1'e kadar olan kısmı kapsayacak. Eğer pozitif kısımla ilgilenecekseniz bu da 1'den başlayıp sonsuza kadar olan kısım kaplayacak. Peki 0 nerede? 0 bir tam sayı. Fakat işareti yok. Yani 0'a işaret vermediğiniz için onu ne pozitif tam sayılar kümesinde ne de negatif tam sayılar kümesi içerisinde kullanmıyoruz. 0 bir tam sayı mı? Evet, tam sayı ama pozitif veya negatif değildir. O zaman tam sayılar kümesi negatifler, pozitifler ve 0'ın birleşimiyle oluşur diye şöyle yazabilirim. Geldim rasyonel sayılar kümesinin yine bizim yıllardır aşina olduğumuz bir konu. Rasyonel sayı nasıl tanımlıyoruz? A ve B tam sayılar. Fakat B sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar rasyonel sayılardır. Yani 1 bölü 2, eksi 3 bölü 7, 0, 0 bölü 1 ya da atıyorum eksi 3, eksi 3 bölü 1 faydasında gizli 1 vardır. O yüzden her tam sayı bir rasyonel sayıdır diyebiliriz ama tersi doğru değildir. Dördüncüsü irrasyonel sayılar. İrrasyonel sayıların birden fazla tanımı var. Bunlardan ilki yine yukarıdaki tanımla alakalı. A, şöyle söyleyeyim ben. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar. İkincisi ondalık sayıların, yani virgülü gösterimdeki ondalık sayıların virgülden sonraki kısmı düzenli devam etmiyorsa ona da irrasyonel sayı diyoruz. Virgülden sonraki kısım
düzenli devam etmeyen sayılar. Mesela pi sayısı. Pi sayısı nasıl devam ediyor? Biz hep 3 diye kullanmayı seviyoruz ama 3,14 deyip virgülden sonrası kısmı düzenli devam etmiyor. Hatta bunun basamakları buldukça rekorlar kitabından falan geliyor insanlar. 3,14 ama virgülden sonraki kısmı, yani şuradan sonraki kısmı düzenli devam etmediği için biz ne diyoruz buna? İrrasyonel sayı. Mesela E sayısı, E'ler sabiti 2,719 şeklinde devam eden, yani yine virgülden sonrası düzenli devam etmeyen sayılarımızdan bir tanesi. Bir diğeri de kök dışına çıkamayan sayılar. Kök 2, kök 10, kök 5 gibi virgülden dışarı çıkaramadığı, yani kökten dışarı çıkaramadığımız sayılara biz ne diyeceğiz? İrrasyonel sayılardır diyeceğiz. Burada bir dipnot vereyim. Karıştırıyorsanız da aklınızda bulunsun. Devirli olmadık sayılarımız var bizim. Mesela 3,66 diye devam eden sayıyı şöyle 3,6'ın üstüne çizgi atarak gösteriyoruz. Arkadaşlar bu irrasyonel sayı değil, bu rasyonel sayı. Neden? Çünkü virgülden sonra düzenli devam ediyor. O yüzden bunu karıştırmayın. Devirli olmadık sayılar, devirli sayılar, irrasyonel sayılar değildir. Son sayı kümemiz reel sayılar kümesi. Bize reel sayılar kümesi dediğimiz küme, bu arada rasyonel sayıları Q ile gösteriyoruz. İrrasyonel sayıları Q'nun üstüne çizgiyle de gösterebilirsiniz. Q'nun yani rasyonel değil anlamında. I harfiyle de gösterebilirsiniz şu şekilde. İkisi de birbirinin aynısı. Aynı anlamı geliyor. Reel sayı dediğim zaman rasyonel sayılarla İrrasyonel sayıların birleşimiyle oluşan sayı kümesine biz R harfiyle gösteriyoruz reel sayıları. Reel sayı denir, gerçek sayı denir, gerçek sayı denir. Hepsi birbirinin aynısı, aynı şeyi ifade ediyor. Küme olarak baktığımızda en dıştaki küme reel sayılar kümesi. Bu kümenin içerisinde böyle ayrılmış bir kümemiz var. Burası irrasyonel sayılar kümesi. Burada iç içe bulunan kümelerde sırasıyla en dışta ne var? Rasyonel sayılar. Ondan sonra tam sayılar, en içteki de doğal sayılar kümesi. Buradan baktığınız zaman da yorumlayabilirsiniz. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Her rasyonel sayı bir reel sayıdır. Fakat tersten doğru değildir diyebilirsiniz. Bazen öncülü sorular geliyor. İşte hangileri doğrudur? A şeklinde. Bunu da bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Şimdi geldik örneklerimize. Klasik temel kavramın ilk kısmıyla ilgili işte toplam verilip çarpımı sorulan ve aslında TYT'de sınavlarda karşımıza gelen sorulara bakalım birazcık. Örnek bir burada, buna bakalım. X ve Y birer doğal sayıdır demiş. Yani X ve Y sıfırdan sonsuza kadar olan her türlü değeri alabilen sayılarmış. X artı Y'yi 17 olarak vermiş. Çarpımının en büyük değerini istiyor sizden. Şimdi X çarpı Y'nin en büyük değerini istiyorsa toplamı 17. Çarpımı nasıl büyük olur? Hemen bunu düşünmeniz lazım. İsterseniz tek tek deneyebilirsiniz. İşte 0 iken, 17, 1 iken, 16, 2 iken, 15 şeklinde ilerleyebilirsiniz. Fakat burada şu bilgi işinize yarar. Toplamı verip çarpımı sorulan ifadelerde sayıları, yani X ve Y sayılarını birbirine yakın seçtiğinizde çarpımın değeri büyür. Tamam mıdır? Yani ben eğer X ve Y'yi birbirine yakın seçersem o zaman çarpımın değerini en büyük bulacağım. Dolayısıyla sayıları birbirine uzak seçtiğim zaman da çarpımın en küçük değeri bulacağım. Şimdi sayıları nasıl birbirine yakın seçelim? 17 tek sayı. Bunu bildiğiniz için söylüyorum. 17 2'ye bölünmez. Dolayısıyla bunu nasıl paylaştırabilirim 17'yi? Birbirinden farklı da dememiş. Zaten farklı olmak zorundalar. Mesela x'i 9, y'yi 8 alsam ve toplamları 17 olacak. Sayılar da birbirine yakın seçilecek. O zaman 9 çarpı 8'de cevap ne çıkacak? En büyük 72 çıkacak. En küçüğü sormuş olsaydı 0'a 17 alıp cevabı 0 bulurdum diyeceğim. Şimdi birazcık daha
Norveç karakteri. A, B ve C pozitif tam sayılar. Bir de sıralama vermiş. C, A'dan büyük, A da B'den büyükmüş. A artı B çarpı C 30B'ye eşit olduğuna göre diyor. A, B, C toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi bu tarz sorularda çözerken değer denemek mümkün mü? Mümkün. Ama düzenleyerek ilerlemek her zaman daha pratiklik sağlayacak. Nasıl? Şuradaki BC ifadesini, B çarpı C ifadesini karşıya attığımda A eşittir 30 çarpı B eksi BC gibi bir şey bulacağız. Buranın da ortak çarpanı B olduğu için A eşittir B parantezinde 30 eksi C gelecek. Şimdi ben buradan sonra yorumlamaya başlıyorum. Seçeceğim sayılardan en büyük olanı C. O zaman C'ye ben ne verebilirim? Maksimum 30 eksi C ya, bir de pozitif tam sayılar olduğunu unutmayın. 30 versem, 30 eksi 30 0 yapar, A'yı, yani 0 çarpı B'den A'yı 0 yapar, pozitif tam sayıyı karşılamaz. Ben C'yi 29 alsam, 30 alamadım, 29 alsam, burası A eşittir B yapar, C'ye 29 yazdığınızda. A'nın B'ye eşit olması mümkün değil, A'nın B'den daha büyük olması gerekiyormuş. O zaman 29 da alamıyoruz. C'yi 28 aldığınızda, C 28 olduğunda A eşittir 2B geliyor. Şimdi A 2B'ye eşitse C'ye de 28 almıştı. Şöyle yazalım. A da 2B'ye eşit. O zaman A'yı ve B'yi nasıl seçeriz diye yorumluyoruz. Şimdi C'ye 28 verirsem 28 A'dan daha büyük olacağı için A'ya ne verebilirim? 27. Ama ben A'ya 27 verdiğimde A eşittir 2B şartını sağlamaz. Çünkü 27 2'ye bölünmez. Peki ben A'yı 26 seçsem? O zaman B de A eşittir 2B'den yarısı, yani 10 üçgenli kısmı. Bak alabileceğim maksimum değerleri buldum. O zaman toplamın en büyük değerinde buradan hesaplarsam ne gelecek? 14, 7, 1'e de 4, 5, 67'ymiş toplamın en büyük değeri. Hemen yanındaki 3. örneğe bakalım. 2015 DYS'de çıkmış bir soru. Ki klasik bir soru aslında baktığımızda temel kavramlar için sürekli karşılaşabileceğimiz soru kalıpları içerisinde özellikle şu kısmı. X pozitif tam sayı olmak üzere demiş 10x bölü x artı 3 ifadesi bir tam sayının karesine eşitmiş. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi 10x bölü x artı 3 ifadesini birazcık düzeltmem gerekiyor. Nasıl? Burayı nasıl düzelteceğim? Aslında siz yine geçmiş konuları biliyorsunuz. Bu ifadeyi, şimdi bu ifadenin tam sayı kesme dönmesi lazım. Yani ben 10x'i x artı 3'e bölüyormuşum diye düşüneceğim. Kaç defa var? 10 defa. Hayda da hala x artı 3 duruyor. Çarptığımda 10x artı 30 olduğu için buraya ne yazalım? Eksi 30 yazalım. Şimdi düzenlediğimizde 10x artı 30, eksi 30'da yukarı doğru 30'lar gitti. 10x bölü x artı 3 ifadesine eşittir bu. Ya da bunu pratikten yapmak istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Şurada göstereyim. 10x bölü x artı 3 dediğimde 10x'in içerisinde x kaç defa var? 10 defa. O zaman burası 10x artı 30 oldu. Taraf tarafa bölme işlemi kuralından çıkardığımızda eksiyi dağıttığımızda burası eksi eksi olacağı için 10x'ler gidecek, eksi 30 kalacak. Yani 10 tam eksi 30 bölü x artı 3 şeklinde yine yazılacak. Şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra buranın tam sayı olması için, yani bir tam sayının karesine eşit olması demek, buranın sonucunun bir tam sayı çıkması demek. Şimdi buranın sonucunun tam sayı çıkması için o zaman buranın tam bölünüyor olması lazım. Yani x artı 3'ü 30'u tam bölüyor olması lazım. 30'u ne böler? Hemen bunu yorumlayacağız. Yani x artı 3'ün alabileceği değerler 30'u 1 böler, 2 böler, 3 böler, 5 böler, 6 böler, 10 böler, 15 böler ve 30 böler. Şimdi negatifler de mümkün müdür? Mümkündür. Fakat x pozitif bir tam sayı. Hatta x pozitif tam sayı olduğu için ben x artı 3'ü 1 alırsam x eksi 2 olacağı için olmaz. X artı 3'ü 2 alırsam x eksi 1 olacağı için pozitif olmadığı için yine olmaz. X artı 3'ü 3 alırsam x 0 olacağı için yani yine pozitif tam sayı sağlamayacağı için yine olmaz. Geriye alabileceği 5, 6, 10, 15, 30 var. Peki. Şimdi x artı 3'ü 5 aldığını düşünelim. 10 eksi 30 bölü 5 ne yapar? 6. Peki 10 eksi 6, 4. 4 bir tam sayının karesi midir? Evet. Demek ki ben x
artı 3'ü 5, yani x'i 2 alabiliyormuş. Peki 30 bölü 6 diyelim. 30 bölü 6 5 yapar. 10 eksi 5, 5 yapar. 5 bir tam sayının karesi midir? Hayır değil, o zaman 6'yı alamıyorum. X artı 3 yerine 10 aldım. 30 bölü 10 3 yapar. 10 eksi 3 7 yapar. Tam sayının karesi değil, alamıyorum. 30 bölü 15 2 yapar. 10 eksi 2 8 yapar. 8 bir tam karesi elde. X artı 3 yerine 30 yazdığımda 30 bölü 30 1 yapar. 10 eksi 1 9. 9 da tam kare bir sayı olduğu için ben x artı 3'ü 30, yani x'i 27 alabiliyorum. Dolayısıyla x'in alabileceği tam sayının veya tam sayı değerlerinin toplamında 2 artı 27'den ne çıkıyor? 29 çıkıyor. Şimdi geldik. Bu LYS'de çıkmış bir soruydu. Son yıllarda çıkan bir soruya. 2019 TYT sorusuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyormuş. Yerleştirdiğinde de eşitlikler sağlanıyormuş. Bana da aynı bir konu söylüyor. Normal, aslında temel kavram sorusu. Rakamları yerleştirip 1'den 8'e kadar olan rakamları işlemlere uydurarak yerleştirince aynı bulursun diye soruyor. Şimdi ben bölme işleminin sonucunun 4 çıkmasını istiyorum. O zaman 8 bölü 2 sağlar değil mi? Yukarıdaki rakamlardan başka bir ne sağlar? 4'e 1 sağlar. Ama ben buraya 4 bölü 1 yazdığım zaman çarpım sıkıntıya giriyor. Çünkü 4, 2 çarpı 2 ya da 4 çarpı 1'den başka bir şey olamayacağı için 2'yi de 2 kere kullanamayacağım için buraya da o zaman 4 çarpı 1'i kullanıyorum. 1'i, 4'ü, 8'i ve 2'yi kullandım. Farkın 4 olmasını istiyorlar. Kalanlar 3, 5, 6 ve 7. Farkın 4 olmasını istiyorsan 7'ye 3 yerleştirirsin. Geriye de 6 ve 5 kalır. Sana da 6 ve 5'in toplamında A'yı 11 bulmak kalır. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Nerede kaldık? Asal sayılarda. Asal sayı dediğimiz zaman kendisinden ve birden başka böleni olmayan sayılardır diyebiliyoruz. Bir ve kendisi dışında böleni olmayan, yani pozitif bölen sayısı 2 olan sayılara asal sayılar diyoruz. Pozitif bölen sayısı 2 olan sayılardır. Ya da biraz önce dediğim gibi 1 ve kendisi dışında hiçbir sayıya bölünmeyen sayılardır. En küçük asal sayımız 2'dir. 2, 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde ilerler. Sadece bir tane çift sayı olan asal sayı vardır. O da 2'dir. 2 dışındaki tüm asal sayılarımız tek sayıdır. Ve en küçük, dediğim gibi tekrar ediyorum, en küçük asal sayımız 2'dir. Şimdi soruları nasıl çözüyoruz bakalım. İlki 2015 LYS sorusu. A, B, C asal sayılar olmak üzere A, B artı A, C eşittir 4 takar artı 8 ifadesi verilmiş. A çarpı B çarpı C kaçtır diye soruluyor. Şimdi ilk verilen eşitliğin sınıfı şu ana göre sağ tarafındaki kısım A parantezine alınınca B artı C eşittir. Burayı 4 parantezine almış olsak ya da şöyle yapalım, 2 parantezine alalım. 2 ökare artı 8 değil tabii ki, 4 yazacağız buraya. Şimdi A çarpı B artı C 2 çarpı 2 ökare artı 4. Normalde ilk aklımıza gelen hocam neden 4 parantezine almadığımız olurdu. Ben buraya 4 parantezine alınca A kare artı 2 kalır. Ve A kare artı 2 daha fazla çarpanların ayrılmayan bir ifadedir. Şimdi buradan iki eşitliğe baktığımızda A'yı 4 yapmamız gerekir. Ama A asal sayı ve 4 asal sayı olmadığı için bu çarpanlara ayırmayı kullanmadım. Direkt 2'ye böldüm. Yani 2 parantezine aldım. Neden? En küçük asal sayı 2. Dolayısıyla ben bu yaptığım işlemle A'yı 2'ye eşitleyebilirim. A eşittir 2'dir diyebilirim. A'yı 2 bulduktan sonra parantez içerisindeki B artı C eşittir. 2 A kare artı 4. A yerine de 2 yazınca 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. 8. 4 ekledim. 12 mi? 2 asal sayının toplamının 12 olmasını istiyorsun. O zaman herhangi birini 7, diğerini de 5 almam mümkün müdür? Mümkündür. O zaman A çarpı B çarpı C'yi soruyor. Hangisini 5, hangisini 7 aldığının bir önemi yok. Dolayısıyla A 2, 7 ve
5 yazdığında cevabın 70 olduğunu görebilirim. Geldim ikinci örneğe. 2018 AYT'de sorulmuş bir soru. İlk seride birbirinden farklı birer asal sayı ve iki tane eşitlik verilmiş. X artı Y artı Z toplamı isteniyor. Ne yapacağım? Önce şu eşitlikleri şöyle içeri dağıtarak bir başlayalım. X çarpı Z artı değil, eksi Y çarpı X eşittir 18. Hemen alttakini dağıtarak başlıyorum. X çarpı Y artı değil, eksi X çarpı, bir dakika, Y çarpı Z eksi X çarpı Y ya da Y çarpı X fark etmez. Eşittir 40. Şimdi ikisinde de X çarpı Y var. Bir tanesini yok etmek amacıyla yukarıdakini eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. O zaman Y çarpı Z eksi X çarpı Z eşittir 40 eksi 18'den 22 geldi. Buranın ortak çarpımı Z, Z parantezinde Y eksi X eşittir 22. 22'yi nasıl çarpanlarına ayırırız? 2 çarpı 11 diye. Asal da lazım bana. Şimdi ben burayı 2 alsam, burayı 11 alabilirim. Ama 2 asal sayının farkı 11 olur mu? Olur. Nasıl olur? 13'e 2 olur. Ama birbirinden farklı dediği için Z'yi de 2 bulmuş olurum. Dolayısıyla bu şekilde almayayım. Z'yi 11, Y eksi X farkında 2 alırsam. Şimdi şöyle, Z'yi 11 buldum. Y eksi Z farkı 2. Farkı 2 olan asal sayılarımız neler? Y'yi 5, X'i de 3 alırsam farkı 2 yapmış oluyorum. Benden de X artı Y artı Z toplamını istediği için burayı topladığımda cevap ne gelecek? 19 gelecek. 11'e 2 aldığım zaman X de 2 geliyordu. Yani X de Z eşit geldiği için birbirinden bir fark olduğu için almadım. Şimdi geldim diğer bir kavrama, aralarında asal sayılar. Şimdi asal sayı sadece sayının kendisiyle ilgilendim. Birden ve kendinden başka böyle ne olmasın dedi. Aralarında asal sayı dediğim zaman iki veya daha fazla sayının ortak böleni olmayacak. İki veya daha fazla sayı için sayının ortak bir dışında ortak böleni bir olmayacak. Ya da ortak böleni bir ise diyeceğiz. Ortak böleni bir ise aralarında asaldır diyeceğiz. Şimdi ortak bölenin bir olması zaten bir başka bölenin olmadığı anlamına gelir. Aralarında asal sayılar mesela 1 ve 5 aralarında asaldır. 1 bütün sayılarla aralarında asaldır. Ya da 5 ve 6. 5 ile 6 nasıl sayılar? Ardışık sayılar. Ardışık sayılar da aralarında asaldırlar. Ya da 20 ile ne olabilir mesela? 23. Yine aralarında asaldır diyeceğiz. Örneğe bakalım. A artı 1 ve B eksi 2 aralarında asalmış. A artı 1 ve B eksi 2 oranı 16 bölü 20'ye eşitmiş. Şimdi buradaki iki eşitliğin bir tarafındaki ifadede, rasyonel ifadede pay ve pay da aralarında asalsa eşitliğin diğer tarafının da aralarında asal olması lazım. Şimdi 16 ile 20 ikisi de aralarında asal değil. Sadeleştirsem 4'e bölsem 4 bulsam 4'e bölsem, 5 bulsam artık bunlar da aralarında asal mı? Evet. Bu da şu demek. A artı 1 4'müş. B eksi 2 5'miş. Oranlarsam 4 bölü 5 yapar zaten. O zaman A 3, B de 7 olmuş. Toplamları da 10 gelmiş. Çok klasik bir sorudur aralarında asal sayılar için. Bence herkesin yapabileceği bir soru tarzı. Buna bakalım. Yine birbirine çok benziyor. Şöyle geçeyim. Bu sefer bak burada A artı 1 ve B eksi 2 aralarında asaldı. Burada da A artı 1 ve B eksi 2 verilmişti. Ama burada X ile Y aralarında asal. Bana verilen ifade 2X artı 3Y, 3X eksi Y. Demek ki benim burada düzenleme yapmam lazım. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Bir sadeleştirelim. Mesela 52'yi 4'e bölersem ne bulurum? 13'ü. 4'e böldüm. 64'e 4'e bölersem ne bulacağım? 16 bulacağım. Şimdi içeri dağıtıyorum. 26x artı 39y eşittir 48x eksi 16y geldi. X'leri bir tarafa, y'leri bir tarafa toplayacağım. Bunu bu tarafa atarsam 22x, bunu bu tarafa atarsam 49.
2x şeklinde. E o zaman x'e y aralarında da asal demiş. Y'yi 2, x'i 5 alabilirim. Dolayısıyla x artı y toplamında buradan ne gelir? 7 gelir. Dikkat etmemiz gereken yukarıda verilen ifadeler a artı 1, b eksi 2. Burada da x ile y aralarında asaldır demiş. Buna dikkat edin. Bak burada x ile y elde etmeye çalıştım. Burada zaten a artı 1, b eksi 2 verilmişti. Onu direkt kullandım. Son sorumuz 2019 AYT sorusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarının tamamını buradaki 7 kutuya yerleştirdiğinde sonucu 4 oluyormuş. O zaman ne yapacağım? Ben şimdi şunu düşünüyorum bak. Toplama. Eksi parantezine aldığımda bu ikisi de toplama. O zaman benim şuradaki toplamla buradaki toplam arasındaki farkı 4 yapmam için şunu düşünmem lazım. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi topladığım zaman cevabını buluyorum 28. Ben 28'i öyle bir parçalayacağım ki farkı 4 olacak. Nasıl mümkün? 16'ya 12 şeklinde mümkün. Çünkü 16 eksi 12 ne yapar? 4 yapar. O zaman şimdi şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 kutucuğun toplamı 16. Bu iki kutucuğun toplamını da eğer ben 12 yaparsam ikisi arasındaki farkın 4 olduğunu göreceğim. Eğer değiştiriyorum bakın şimdi. Toplamın 12 olması nasıl mümkün? 7, 5. 7 ile 5 ile. O zaman 1 ile 7, 1 ile 5 vereceğim kesin. Kalanların toplamı da 16 yapacak. Bak 1, 2, 3, 4 ve 6'yı yerleştirdiğimde 10, 6 yaptı. Demek ki ben A sayısını 7, B sayısını 5 alabilirmişim. E çarpımlarda ne yapacak? 35 yapacak. Ya da sen A'ya 5, B'ye 7 al. Çarpım değişecek mi? Değişmeyecek. Dolayısıyla bu kadar kolay çözülmüş olacak. Yani sınav esnasında belki tek tek denemiş olarak yani denemek aklınıza gelebilir ama eğer siz buradaki toplamdan yola çıkıp bu şekilde sayıları direkt yerleştirirseniz işlem daha kolay. Bu da 2019 AYT'de sorulmuş bir sorumuzdu. Görüşmek üzere.